Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Epey bir zamandan beri birlikte başından itibaren sıra takip ederek okuya geldiğimiz Bar layıkasındaki mektuplar baş tarafları genellikle risale talebelerinin Talebelerinin Bediüzzaman'ın sorusu üzerine risale hakkındaki intibalarını, kanaatlerini, düşüncelerini beyan eden mektuplar idi. Bu bar layıkasının sonlarındaki mektuplar Bediüzzaman Hazretleri'nin kendisine ait. Daha önce de birkaç tane üstada mektup okumuştuk. Ama arka arkaya buradakiler Bediüzzaman'a ait olan mektuplar. Bu akşam yine 225. mektup Bediüzzaman'a ait olan bir mektuptur. Talebelerini hitaben yazmış. Barla nahiyesinden İsparta'daki talebelerini yazıyor. Veya civardaki talebelerini yazıyor. Bismi Sübhane. Ve in min şeyin illa yüse bühü bihamdi. Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ve ebeden daima. Yani Allah'ın selamı, rahmeti ve berekatı ebedi ve devamlı olarak üzerinize olsun duasıyla mektubuna başlıyor. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hizmeti i Kur'aniye'de fedakar arkadaşlarım. Sabri, Hafız Ali, Hüsrev, Refet, Bekir, Lütfi, Rüştü Efendiler. Bu bahsi geçen isimlerden Sabri Efendi, Bedri Köyü İmamı Sabri Arseven Hoca, Hafız Ali abi İslam Köyü'nde Nur Talebelerinin başındaki kumandanı olan abi, Hüsnü abi de Spart içerisinde. Onun da etrafında nur talebeleri var. Onlarla birlikte çalışıyor. Refet abi yüzbaşı. Muazzaf subay. Bekir bu da Adil Cevazlı Bekir A. Lütfü kul önlü olan bir talebesi. Rüştü Efendiler de Isparta içerisinde birisi bakkal işletiyormuş bir başka görüşü daha var artık onu da bilemiyorum. Bunlara hitaben yazılan bir mektup, kardeşlerim. Bu Ramazan şerifte size alemi nurdan bahisler açmak arzuları var idi. Maalesef bir hadise zulmet aleminden, nur alemi değil de karanlık meselelerden bahsetmeye beni mecbur ediyor. Bu yeni hadise için etraftaki dostlar lisanı kal ve hal ile meraklı, endişeli bir tarzda benden istizah istiyorlar, açıklama yapmamı istiyorlar. Onları ve sizleri meraktan kurtarmak için o hadiseyi iki kısım olarak bir parça beyan edeceğim. hadisenin kendisinden bahsetmiyor Bediüzzaman ama okuduğumuz zaman anlaşılıyor ki bu bahsi geçen abilerle alakalı İsparta'da sorgu hakimliğinde bir müsaadere kitapları arama tarama yapıp sorgu hakimliğinde hesabı çekmişler. ifadelerini almışlar. Böyle bir hadise üzerine Üstad açıklama yapıyor diye anladım ben. Birinci kısım bu bize nispeten musibetli ve elim hadiseyi Cenab-ı Hak inayet ve rahmetiyle başka surete çeviriyor. Yani bizi sıkıntıya sokmak için ehli dünya başımıza bu sıkıntılı hadiseyi getirdi ama Cenab-ı Hak da özel yardımı ve rahmetiyle bizim lehimize çeviriyor bu hadiseyi. Evet, Cennet ucuz olmadığı gibi cehennem de lüzumsuz değil. Bu hadisenin bize karşıki veç rahmet görünüyor. Ehli dünyaya karşı veç-i cehennemin lüzumunu gösteriyor. Fil hakika bu Ramazan-ı Şerif'te hadisenin sureti çok çirkindi. Yani işte biraz evvel bahsettiğim gibi bir baskın hadisesi olmuş. Polisler gelmişler, evlerini aramışlar bu abilerin. Mevcut kitaplarını toplamışlar. İsparta Adliyesi'nde sorgu hakimliği tarafından ifadeleri almış olduğu anlaşılıyor. Zahiren çirkin gözüken bu hadise hakkımızda çok büyük rahmetlere vesile olacak inşallah diyor. Ve gavs dediği gibi inayet gözünün altında Cenab-ı Hakk'ın özel hususi yardımının altında ve hıfsında, Allah'ın korumasında olduğumuzdan çok cihetlerle hakkımızda lemaat rahmet, Allah'ın rahmet parıltıları göründü. Sonraki gelişmeler Risale-i Nur'un halk tarafından merakla takibine, aranmasına, sorulmasına, bulunmasına ve nice insanların imanlarının kurtulup namaza, niyaza başlamasına vesile olmuş. Rahmet ciheti bu. İkincisi, bu Ramazan-ı Şerif'te acı acizlik ve zayıflığı ve fakrı ihtiyacı tam hissedip Cenab-ı Hakk'a iltica etmek, Allah'a sığınmak, bir surette intibah ve heyecan ve şuur ve şiddet verdik. Yani Ramazan-ı Şerif ibadet ve dua ayı ya. Bu hadise Allah'a daha samimi olarak sığınmamıza, daha içten, yürekten uyanık bir halde, şuurlu bir tarzda dua etmemize vesile oldu. Ramazan-ı Şerif'te şimdi okuduğum münacatların okunmasına, yani şu anda okuduğum duaların okunmasına bu hadise mühim bir kuvvet oldu. Zaten musibetler, başa gelen musibetler, belalar dergah-ı ilahiyi sevk etmek için birer kader kamçısıdır. Allah daha şuurlu, daha içten, daha yürekten dua ettirmek için bazı sevdiği kullarının başına hoş olmayan musibetli olaylar getirir. Kul acizinin, zafının, farklılığını hisseder. Daha şiddetli bir şevkle Allah'ın dergahına sığınır, ondan yardım ister. Bu hadise de bizim Allah'a sığınmamıza, şuurlu bir tarzda dua etmemize vesile oldu diyor. Resmi ve ruhsuz olmuyor bakın. Yapılan dualar resmi, usulden, öylesine değil. Ve de ruhsuz da olmuyor. Daha içten, daha yürekten, daha ilaçlı, daha böyle yakararak, yalvararak, Allah'a dua etme imkanını elde etmeye vesile oldu diyor. Tesbih ve zikri bütün manasıyla şuurlu bir surette söyledikleridir. Ya enteresan. Şimdi bak mesela namazdan sonra o suç Subhanallah, Elhamdülillah Allahu Ekber diye okuyoruz ya öyle bir okuyoruz ki yani Subhanallah demeye zamanımız yok. Süp 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 öyle gidiyor. Elhamdülillah demeye zamanı yok. Hızlı bir şekilde allah Ekber yarım yamalak öyle söylemek başka. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani duyarak, hissederek, yaşayarak söylenen o Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekberler başkadır. Süp 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 diye diye okudun o tesbihler daha bir başka. O bir ruhsuz, mekanik, resmi. Öbürü ise daha candan, yürekten, içten oluyor. İşte La İlahe illallah diyorsun. 33 defa söylemen gerekiyor duadan sonra. La ilahe illallah diyor. O aklı kafası fikri başka yerlerde ne dediğini de bilemiyor. Az da acaba 33 çekebildim mi diye onu bile düşünüyor. 32 mi oldu 35 mi oldu bel değil yani. Baştan sağma olur mu öyle şey? Yani sahabi kiramın çektiği tesbihlerin, zikirlerin, söylediği elhamdülillah Allahu Ekberlerin sevabına niye biz yetişemiyoruz? Çünkü onlar tamamen o kelamların Manasını sünger gibi ruhlarını emerek, ata içercesine, yutarcasına o kelamları hakkını vererek söylüyorlardı. İşte bu başımıza gelen musibetli hal, yapılan ibadetlerin, edilen duaların, çekilen tesbihlerin, zikirlerin daha böyle sevaplı olacak şekilde e, şuurlu bir tarz yapılmasına vesile oldu diyor. Hakkımızda rahmet bir oldu. 226. mektup yine çok mektuplarını daha önce okuduğumuz Muazzaf Subay Hulusi abiye hitaben üstadımızın bir mektubu. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihü bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketühü ebeden daimen. Aziz Sıddık, Muhlis kardeşim, Hulusi abi hep muhlis diyor, fedakar diyor, sadık diyor. Muhlis önemli. Zaten Hulusi abi, adı Hulusi ya, ihlası demek. Üstad da muhlis karışım diyor, ihlaslı karışım anlamına geliyor. Hani ismine uygun hitapta bulunmuş. Evvela, birader Zadem, Halil Naci'nin dünyevi musibeti beni de cidden mahzun eyledi. Haa. Demek ki birader zadem dediği birader Hulusi buluyor da Onun oğlu Halil Naci onun başına bir musibetli iş gelmiş. E ben de hüzünlendim. Mektubunda bahsetmişsin bana onun durumundan ben de mahzun oldum. Cenab-ı Hak onu da kurtarsın. Size de sabır ve tahammül ihsan eylesin. Amin. Nurun yani Risale-i Nur'un Eskiden beri hiç sarsılmayan muhlis, ihlaslı bir kahramanı elbette dünyanın geçici, kıymetsiz, fani vaziyetleri karşısında telaş etmez, mağlup olmaz inşallah. Benim Hulusi kardeşim böyle bir kahramandır. Dünyanın ufak tefek meseleleri onu kolay kolay sarsmaz, telaşa düşürmez. Mağlup de etmez diyor inşallah. Ben öyle biliyorum seni. Diye güzel bir teselli kaynağı olmuş üstadın bu ifadeleri. Saniyen ikinci bir konu var yine aynı mektupta. Hulusi abi hitaben. silsile ilmiyede bana en son ve en mübarek dersi veren ve haddinden çok ziyade şefkatini gösteren Hazreti Şeyh Muhammedül Küfrevi'nin Kudse Surru'nun hülafasından yani halifelerinden, vekillerinden demek. Alvarlı Hoca Muhammed Efendi'ye, alvarlı Hoca Muhammed Efendi'ye ve ihbanlarına, onunla beraber olan kardeşlerimize çok selam ve arzı hürmet ederim. Ve o havalide nurlarla alakadar senin dostlarına çok selam ve nur hizmetinde muvaffakiyetlerine dua ederiz. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin şu yürekten, içten, ihlasla gönderdiği selam ve hürmet ifadelerine bakar mısınız ya? Ne kadar böyle yürek yakan, insanı kendisine bağlayan selamlar ve hürmetler ifadesidir bu. Çok nezaketli üstadımız gerçekten. Herkes için nezaketli de talebelerine ayrı bir nezaketle hitap ediyor. El vaki vel ve vaki Aslı kardeşiniz Said Nursi. Bir başka mektup yine aziz kardeşim beni merak etmeyiniz yine Hulusi abi söylüyor. İnayet-i Rabbaniye Allah'ın özel yardımı devam ediyor. Maişet cihetinde yani bir köyde mahrumiyet köyünde geçim noktasında kanaat ve iktisat beni ihtiyaçtan kurtarıyor sakın bir şey gönderme. Üstad orada geçimini temin edecek bir ortam yok. Yani hazır paraya da daha dayanmaz demişler. Hani öyle anladım ben. Sakın bir şeyler göndermeye de kalkma. İktisat ve kanaat benim için tükenmez bir hazine. Ben gayet iyi geçiniyorum. Sen altı yedi nefse bakıyorsun. Benim yarım nefsim var. <laughs> Üstad'a bak ya. Senin diyor dört tane e, çocuğun var, iki de kendiniz altı. E bir de annen baban da var, onlara da yardım ediyorsun. E benim birisi tek başımayım, yarım bir nefis yani. Bir sabah kahvaltısı, bir akşam yemeği. Çoğu zaman akşamı da yemiyor. Öyle yarım bir nefis. Yemeğe düşkün bir insan değil zaman Hazretleri. Yani bir Fransız şairin dediği gibi veya düşünürün dediği gibi... Yemek için yaşayan bir İslam alimi değil o. Yaşamak için yiyor. Belini doğrultacak kadar bir birkaç, birkaç lokma üstü adı da yetiyor. Zaten bir de Allah bereket ihsan ediyor. Mesela biz daha evvel okuduk 16. mektupta, mektubat kitabını okurken. Yani 36 ekmekten ibaret olan bir kilo buğdayın Bediüzzaman'a tam bir yıl yettiğini üstad ifade ediyor. Bir yıl. Allah Allah. On güne bir ekmek düşer. Yani Bediüzzaman yemiyor değil. Kendisi yiyor. Gelen giden misafirini ikram ediyor. Ama yemekten ekmek bitmiyor. Üstad ne yapsın? Allah bereketlendiriyor. İşte bu. iyi ama Allah'tan başka böylesi, böyle bir insan kime minnet eder? Allah'tan başka hiç kimseye eyvallahı yok. Allah onun rızkını tam mükemmel bir şekilde veriyor. İnsanların ne hediyesini, ne bağışını, ne sadakasını, ne de zekatını asla ve kat'a kabul etmiyor. Zaten ehli beyt neslinden gelen insanlara zekat almak da haram. Ya bir de öyle bir şey var. Zekat almak haram. Üstad onun için hayatı boyunca kimsenin zekatını kabul etmediği gibi ondan sonra hediyesini bile kabul etmemiş. Kabul etmek zorunda kaldığı zamanlar olduğunda da iki kat karşılığını vermiş. Öyle kabul etmiş. Yoksa bana dokunur kardeşlerim diyor ya bunu bilin. Bunu bilin. güzelmeyin bile bir de diyor hediye kabul etmediğim zaman. İlle kabul ettirmek için de zorlayınca e ben size karşılık vermeden alırsam o hediye bana dokunuyor, dokunduruluyor. Başkasının hediyesini yemekten bana bir yasak var diyorsun işte tazretleri ya. Sen beni değil ben seni düşünmeliyim. Allah Allah, gözlerime bak. Ey Hulusi, ben yarım nefis sahibi bir adamım, sen altı yedi nüfusa bakıyorsun. Sen beni düşünme. Ben seni düşünmek durumundayım diyor. <laughs> Sabri'nin mektubu ona yetişmemiş. Sen ve Hulusi benim her bir ameli uhrevimde hissedersiniz. mah Ramazan'da ya yani Ramazan ayında kazanç, kazanç bire bindir. Siz de bana duanızla yardım ediniz. Tayyip radıyallahu anh. İşareti Aleviye'yi yani Hazreti Ali Efendimizin Risanur'la alakalı keramet kerane işaretlerini tam tasdik ettiniz mi? Haşir Risalesini öldükten sonra yeniden diriliş dersi olan Haşir Risalesini çok kuvvetli buldunuz mu? diye bir de mektubunun altına bir soru sorarak onların cevap vermesini istemiş mektup yazdığı kişinin. 228. mektup, bu da kısa bir mektup. Bismillah Binler selam. Siz maddi rütbenizden çok yüksek manevi rütbeniz iktidasıyla ayrı ayrı yerlere gönderiliyorsun. O yerlerin sana ihtiyacı var. Hiç merak etme. Bu da Hulusi abi hitaben yazılan kısa bir başka mektup. Yani muazzaf subay olup Yüzbaşıyken Bedir zamandan tanışmıştı ya, daha sonra binbaşı, daha sonra yarbay, en sonunda albay olarak askereden emekli olmuş. Ancak senin dünyevi rütbenden başka, Risanur hizmeti imaniyesinde alpayrı bir mali bir rütben var. Ravs-ı Azam Şeyhi Geylani, muhlisen tabiriyle senden bahsetmiş. Said birinci, sen ikinciye geliyorsun. Ya. Onun için senin bu manevi rütbenden dolayı başka yerlerin sana ihtiyacı var. Hiç merak etme. Senin Risale-i Nur hakkında mektupların çok talebe yerinde senin bedeline Hizmet-i Nuriye'de çalışıyorlar. Birinciliği daima sana kazandırıyorlar. Yani risale talebeleri içerisinde birincilik rütbesini senin yazdığın mektuplar zaten senin adına çalışıyorlar ve çok da sevap kazandırıyorlar diye oradan buraya tayin edilen Hulusi abiye böyle bir teselli mektubu göndermiş kısaca. 229. mektuba geldik. Bakalım bunda ne var? Yıldız mektubu diye başına yazılmış. Ve in min şeyin illa işte büyü bir hamdi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü. Aziz Sıddık kardeşlerim ve Hizmet-i Kur'aniye'de çalışkan arkadaşlarım Sabri, Hüsrev, Hafız Ali, Refet, Begir, Lütfü, Rüştü. Daha önce okumuş olduğumuz bir mektubun başında da bu muhterem ağabeylerin isimleri vardı. Bunları yapılan bir polis baskını münasebetiyle kitapları toplatılmış İsparta Adliyesi'nde sorgu hakimliğinde ifadesi alınmış diye bu zatların. Şimdi bunlara yine onlara özel bir mektup daha yazmış. Şöyle size Cemaziyel ahir ayında vuku bulan bir hadisi semaviye münasebetiyle bir mesele beyan edeceğim. Cemaziyel ahir yani Ekim ya da Kasım olması lazım tam şu anda hatırıma gelmedi ama o aylardan birisinde bir gök semavi olayı olmuş gökyüzünde. Hazreti Zat-ı Ahmedi ve Vesselam'ın zuhuru zamanında ve idel kevâkibün teferet ayetinin bir numunesini gösterir bir tarzda. Şimdi bu ayet ne anlamına geliyor? İnfitar suresinin ikinci ayet kelimesi bu yıldızlar saçıldığı zaman yani kıyamet olayı esnasında Semmabat'taki yıldızlar birbirine çarpışa çarpışa saçılacaklar kainatın hadsiz fedasında ama o yıldızların saçılmasının bir numunesinin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelmeye başladığı zamanda bir numunesi buku bulmuş recmi şeyatine yani şeytanların semaya çıkmak ve kulak hırsızlığı yapmak istemesi esnasında onların taşlanmasına, kovulmasına alamet olan yıldızların düşmesi kesretle vuku bulmuştur. Ehli tahkikin nazarında o zaman vahiy zamanı geldiğinden vahiy şüphe gelmemek için kâhiller gibi gaybi, gaybtan ve cinler vasıtasıyla, semavi haberlerine karışanları set çekmeye, alamet ve işaret olmakla beraber, Zat-ı Ahmediyar Selam cin ve inse, hem cinlere, hem insanları mevbus olarak, yani peygamber olarak teşrifine, semavat ehlince bir şenlik, bir bayram gibi bir alameti sürür, sevinç alameti olduğunu ehli keşif ve hakikat hükmetmişlerdir. Yani Peygamberimiz Ali Satt ve Selam'a gelen vahiye bir şüphe gelmemesi için o kahin denilen, şimdi medyum denilen, gayıptan haber veren, cinlerden haber alan o insanların cinler tarafından getirdikleri yalan yanlış haberleri peygamberimize gelen vahye bir şüphe vermemesi için gök taşları o zaman çok daha oluyormuş. Yani yıldız kayması dediğimiz olaylar var ya semavat haline alemine çıkarak kulak hırsızlığı yapan cinleri oradan melekler kovalamasına işaret olarak ve Keva kevakibün teferet ayetinin ifade ettiği mağaranın bir numunesi çok yaşanmış asr-ı saadette. Hem o mebusat bütün cin ve insanlara peygamber tayin edilen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ehli küfür ve dalet için ve bir nirani ı muhrika niran -ı muhrika yakan ateş anlamına göre ya da yakıcı ateş ve el için en var müşrika ışık ışık saçan bir hakikat menbaı olduğuna gaybi ve semavi bir işarettir. Şimdi şu cemaziel ahirde emsali görülmemiş bir tarzda Ekim ya da Kasım ayında emsali görülmemiş bir tarzda gece saat dörtte başlayıp Beş ve beş buçuğa kadar, bir buçuk saat devam eden yıldızların düşmesi, yani meteor taşlarının bol miktarda atmosferde görülmesi, ehemmiyetli bir hadise-i semaviyedir. Semavatın hadisatı, gökler aleminde bu gelen hadiseler, zeminimize baktığı, yerküreye baktığı cihetle, herhalde o hadisatın dahi, küreyi arzda bir eseri olacaktır. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınmalıyız ki niran-ı muhrika yakıcı ateş yapmasın. Envar-ı müşrikaya çevirsin. Yani parlak fışkıran ışıklar haline getirsin hakkımızda o meteor taşlarının düşmesini. Evet nasıl ki Kur'an-ı Hakim'in surelerinde ayetler birbirine bakar, işaret ederler. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'da bir kısım ayetleri başka ayetler tefsir yapıyor. Çok ilginç. Yani Kur'an ayetlerini bazı ayetler izahını yapmış oluyor. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir Kur'an-ı Kebiri olan şu kainatın ulvi süfli sureleri dahi yani o gökler, yıldızlar alemindeki varlıklar dahi birbirine bakar. Birbirinin nüktelerini izhar eder. Açıklar. Sema suresinde bizim gibi lafzı celali yalnız kırmızı yazmak değil, belki nur yıldızıyla lafzı celal gibi yazılan yıldızlar, ve o yıldızlardan fışkıran nurani noktalar elbette bir işaret fişekleri hükmünde bir sırrı, birer sırrı ilan ettiğini o muciz nümaz temavi suresinin şanındandır. Kendimizce bir faali hayır, hayırlı bir iş olarak adetmeliyiz Diye o semadaki bol miktarda meteor taşları düşmesi, yıldız kayma olaylarını yani birçok hadiselerin işaret fişeği olarak telakki ederek hayrı yorumakta fayda vardır diye üstü tazretleri dersini bu şekilde devam ettirmiş. Bunun sağ, yani saniyen diye devam eden ikinci bir kısmı var. Sonra sani sen üçüncüsü dediği kısmı da var. Bu mektup biraz uzuncaymış. Ama bizim vaktimiz burada tamam olduğu için burada bırakalım. Yarın akşam Saniyen diye üstadımızın izahlar yaptığı bölümü tekrar birlikte paylaşmak dileğiyle bu akşam dersimizi burada sonlandırmış olalım. Sübhane kelea ilme lena illama allemtenâ innekentel alimül hakîm ve ان الحمد لله رب العالمين